Serumlar yatağına sığmayan coşkun bir akarsu gibi akıyordu. Engel tanımıyordu. Dur bırak bilmiyordu. Cumhuriyet, ülkenin can damarı olan ekonomi için kolları sıvadığını, 11 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'ni toplayarak göstermişti. Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır. Benzifon'un kadın yüreği tabir olunan Amasya bamyası örnekleri. Süleyman Ferit müstahzaratı 8 çeşitte yerli kolonyalar, Ferit kuvvet şurubu. İzmir'den Nafız Mustafa Bey'in Zaferi Milli Sigara Kağıdı. Minas'ta Terzizade Zeki Efendi'nin sabun fabrikası mamulatından damgalı sabunlar. İzmir'de Selanik Sanayi Mektebi mezunlarından Giritli Salih Zeki Usta'nın imalatı Zafer Pulluğu. Erzincani Hafız Ali ve biraderi Hamdi Efendilerin çimento fabrikalarından çimento numuneleri. Murat Naci ve Hasan Tahsin Efendilerin Türk Makarna Fabrikası mamulatı. İktisat Kongresi'nin açılışında sergilenen ürünler, çiçeği burnunda Cumhuriyet ekonomisinin siyah beyaz çekilmiş bir hayli net fotoğrafıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda endüstri devrimine geçilememişti. Ülke batıya ham madde sağlayan ucuz bir pazar haline getirilmişti kapitülasyonlarla. Önemli gelir kaynakları elinden alınan devlet, borçlarının faizlerini bile ödeyemiyordu. Demir yolları, tramvaylar, şehir ışıkları, güzel yurdum suları, gaz, rıhtımlar, fenerler, hepsi imtiyazlı yabancı şirketler elindeydi. Anadolu tam bir ekonomik ve toplumsal çöküntü içindeydi Ulusal Kurtuluş Savaşı bittiğinde. İnsan ve malzeme kayıpları yangın ve yıkımlarla tükenmişti çoktan. Mustafa Kemal, İktisat Kongresi'ni açarken yaptığı konuşmada, dışarıya el açmadan yeterli gelir sağlamak ilkesinden yola çıkıldığını açıklar. İzmir İktisat Kongresi bitiminde İktisat Andı yayımlanır. Sendika ve grev hakkının düzenlenmesi, sosyal güvenlik sistemlerinin oluşturulması, sanayinin desteklenmesi, kabotaj hakkının kullanılması, yeni bankaların kurulması gibi öneriler vardı İktisat Andı'nda. Ayrıca 1 Mayıs'ın işçi bayramı yapılması, 12 yaşından küçüklerin çalıştırılmaması gibi konular da yer alıyordu. Genç Cumhuriyet'in lokomotifi ekonomik alanda yapılan hamleler olacaktı bundan böyle. 1927-1930 döneminde şeker şirketi kurulurken İş Bankası ekonomide etkin bir rol oynar. Nüfus gelen sayımları yapılır. Tarım ve sanayi gözden geçirilir. Ankara-Kayseri demiryolunun yapımı gerçekleştirilir. Devletçilik temel ekonomi politikası olarak benimsenir. Devlet kalkınmada öncü rolü üstlenir. Sümerbank, Etibank gibi ulusal bankalar oluşturulur. İlk kez 5 yıllık sanayi planları yapılır. Devrimler içinde Mustafa Kemal için ölüm kalım savaşı sayılan Yeni Türk ABC'sinin kabulü ve halka öğretilmesine geliyordu sıra şimdi. Mustafa Kemal bir ABC değişikliğinden yana olduğunu 1908'de dile getirmişti. 1914'te ise Mustafa Kemal'in Madame Corinne'e gönderdiği Fransızca mektubun sonuna eklediği Türkçe notu Latin harfleriyle yazdığını görürüz. Halide Edip, Mustafa Kemal'in 1922'lerde Latin harflerinin kabulü düşüncesinden söz ettiğini anlatır Türk'ün Ateşle İmtihanı isimli anı kitabında. 1928 yılına gelindiğinde Arap harfleri yerine Latin harflerinin kabul edilmesiyle Türk ulusunu köklü bir değişiklik bekliyordu. Bir ulusun yüzyıllardan beri kullandığı ABC'yi değiştirmek en büyük devrimlerde bile rastlanan olaylardan biriydi. İmparatorluk içinde okur yazar oranının bir türlü artmayış nedenlerinin başında Arapçanın Türkçe ses yapısına uygun olmadığı gerçeği yatmaktaydı. Bir de Arapçanın okuma yazmada doğurduğu sayısız güçlüklerle boğuşmak zorunda kalıyordu küçücük eller ve gözler. Yüzyıllardan beri kafalarımızı bir demir mengene içine sıkıştırmış olan bu anlaşılmaz işaretlerden kurtulmamız şarttır. Yeni ABC'ye geçiş kaçınılmazdır.
alfabe komisyonu Latin ABC'sini inceleyerek yeni Türk harflerini saptar. 9 Ağustos 1928'de Sarayburnu'nda harf devrimini muştulayan ünlü konuşmasını yapar Mustafa Kemal. Bugün yapmak zorunda bulunduğumuz çok değerli bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmek. Kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya, bütün yurttaşlara öğretiniz. Bunu yurtseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir ulusun, bir sosyal topluluğun %10'u ancak okuma yazma bilir, %90'ı bilmezse bundan insan olanların utanması gerekir. Yeni Türk harfleri hakkında kanun, takvimler 1 Kasım 1928'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Yüzyıllarca kafaları sıkan paslı demir mengene kırılacaktır bundan böyle Latin ABC'siyle. Arapça kullanılmayacaktı artık yüzünü güneşe çeviren Anadolu topraklarında. Üzerinde Yeni Türk ABC'si yazılı kara tahta ve elinde tebeşirle Mustafa Kemal, Anadolu kadar kocaman boyutlu, unutulmaz bir fotoğrafa dönüşüyordu Türk ulusunun geleceğinde. Dönlükten kendisine gelen mektupta yeni harfleri bir haftada öğrendiklerini, ancak G, K harflerinde bazı sorunlarla karşılaştıklarını yazan gazozlu Haydar'la arkadaşlarına verdiği yanıtta, bakış açısı gökyüzü kadar geniştir Mustafa Kemal'in. Az zaman sonra yeni Türk harfleriyle göz kamaştırıcı Türk manevi gelişmesinin ulaşabileceği güç ve saygınlığın uluslararası düzeyini gözlerimi kapayarak şimdiden o kadar parlak görüyorum ki bu manzara beni kendimden geçiriyor. İlk iş yeni yazıyla okuyup yazma bilenlerin sayısını hemen eski yazıyla okuyup yazma bilenlerin sayısı üstüne çıkarmaktı. Millet mektepleri fikri bundan doğdu. Baş öğretmeni Mustafa Kemal olan millet mektepleri uygulaması kısa bir sürede tüm yurdu bir ağ gibi saracaktı. Kurslara devam zorunluydu. Yazılmayan ya da devam etmeyenler 5 ila 60 lira arasında para cezası ödeyeceklerdi. 3 Ağustos 1929 tarihli The New York Times, millet mektepleri uygulamasını korkusuzca bir atılım olarak değerlendiriyordu yorumunda. The National Geographic Magazine ise, kalem kılıçtan daha güçlüyse, Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır ifadesine yer veriyordu. 3 yıl içinde her kesimden 1,5 milyon yurttaş okur yazar duruma getirilecekti millet mektepleri sayesinde. Latin alfabesinin topluma öğretilmesi aşamasında Mustafa Kemal'in elinden hiç düşmeyen tebeşir, bilimin, aydınlanmanın, gelişmenin ve gelecekteki aydınlık günlerin habercisidir. Bu arada halifeliğin kaldırılması, öğretim birliğinin sağlanması, medeni kanunun, şapka ve yeni Türk harflerinin kabulü, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi laik düzen ve dünya görüşü doğrultusunda gerçekleştirilen ödünsüz devrim hareketleri bazı çevrelerin tepkilerine yol açacaktı. 1930'un son günleri yaklaşırken 23 Aralık'ta 4500 nüfuslu Menemen'de bir Nakşibendi ayaklanması patlak verir. Kendini Mehdi ilan eden Derviş Mehmet ve arkadaşları bin elden gidiyor söylemiyle halkı ayaklanmaya çağırırlar. Tekbir sesleri ve yeşil bayraklarla hükümet meydanına gelip teslim olmalarını isteyen öğretmen yedek subay Mustafa Fehmi Kubilay'ın başını keserler. Yeşil bayrağın mızrağına bağlayıp kalkın ahali Müslümanlığı kurtaralım diye bağırırlar. Derviş Mehmet öldürülür, ayaklanma bastırılır. Laik hukuk düzenine ve cumhuriyete karşı bir ayaklanma olan Menemen'deki bu olayları Edirne'de öğrenir Mustafa Kemal. Büyük ordunun kahraman genç subayı ve cumhuriyetin idealist öğretmen topluluğunun kıymetli üyesi Kubilay'ın temiz kanıyla canlılığını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır cumhuriyet. 1 Ocak 1931'de Başbakan İsmet Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada
Olayın yüzyıllardır dini politikaya alet eden tüm hareketlerin bir yenilenmesi olduğunu açıklar. Yapılan yargılamalar sonucunda ayaklananların elebaşıları olan 28 kişi idam edilir. 1930'dan sonra din ve tarih konularına özel bir duyarlılık gösteren Mustafa Kemal, ulus devlet olmanın temel koşulları saydığı alanlarda etkili girişimlerini sürdürür. Bu girişimlerin ilki Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşudur. Amaç, Türk tarihini dininin en yeni verilerine dayanarak yeniden incelemek ve Türkiye'nin dünya uygarlığına olan katkısını meydana çıkarmaktı. Kazılar yapmak, bilimsel raporlar, kaynak eserler, çeviriler ve monografiler yayınlamak, kurumun altı kalın çizgilerle çizilmiş hedefleriydi. Cumhuriyet'in kültür alanındaki atılımları sürüyordu. Türkçenin incelenmesi, özdeştirilmesi, geliştirilmesi için 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu kurulur Mustafa Kemal'in yönlendirmesiyle. 26 Eylül'de Devrebahçe Sarayı'nda toplanan 1. Türk Dil Kurultayı çalışma programını şöyle saptar. Türk dilinin başka dil aileleriyle karşılaştırılması ve dil bilgisinin yazılması. Anadolu ve Rumeli ağızlarından sözcüklerin derlenmesi. Osmanlıca sözcüklere Türkçe karşılıklar bulunması, Türkçe bir sözlük yazılması. Mustafa Kemal, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na kişisel mirasından pay bırakarak onlara verdiği değeri göstermiştir. Cumhuriyetin ortak bir ülke etrafında toplanmasına, düşünce ve kültür birliğinin sağlanmasına, Kırkent, köylü aydın ikiliminin ortadan kaldırılmasına gelmişti sıra. Bu amaçla halk evleri kurulur 19 Şubat 1932'de. Açıldığı yıl 150 bin yurttaşın yararlandığı halk evleri, çok sayıda kitabın yayınlanması, zengin kütüphaneler oluşturulması ve okuryazarlık oranının yükseltilmesinde sayısız atılımları gerçekleştirecektir. Devrimin akışı içinde köklü değişiklikleri hızlandırmaya yardım edecek adımlarla laik, uygar, toplumsal ve sosyal yapının çağdaşlaşması amaçlanmıştır. 1931 yılında ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilir. Arşın, okka, endazı gibi kullanıldığı bölgelere göre farklılık gösteren eski birimler kaldırılır. Onlu esasa göre yapılmış metre ve kilonun kabulüyle ticari işlemler kolaylaşmış ve tüm yurtta tam bir ölçü düzeni sağlanmıştır. Cumhuriyet yönetimi, imparatorlukta ihmal edilmiş olan sağlık konusuna da eğilir. Doktor ve eczacı yetiştirilmesi hızlandırılır. Sıtma ve frengi gibi tehlikeli hastalıklara savaş açılır. En önemli sorunlardan biri de insanların soyadlarının olmamasıydı. Bu toplum ilişkilerinde büyük sıkıntılar doğuruyordu. Nüfus kayıtları karmakarışıktı. 1934'te kabul edilen soyadı kanunuyla her Türk vatandaşının bir soyadı taşıması ve Türkçe olması zorunlu tutuluyordu. Böylece sosyal ilişkilere bir düzen getiriliyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk soyadını alır. 1934 yılından sonra Mustafa Kemal Atatürk adıyla anılacaktır artık. 1935 yılına gelindiğinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yeni programının 3. maddesi şöyle yazılır. Devlet teşkilatının esası milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı bir cumhuriyettir. Cumhuriyetin temel taşları olan 6 ilke 5 Şubat 1937'de anayasa hükümleri içine alınır. Genç cumhuriyetin devraldığı en büyük sorunlardan biri de kadınların özgürlüğü konusudur. Kadınlı erkekli bir toplum hayatı yoktu Osmanlı'da. Vapurlarda, tramvaylarda kadınlar ve erkekler bir perdeyle ayrılmış bölümlerde seyahat ederlerdi. Tiyatrolarda kadın rollerini erkekler ya da Hristiyan kadınlar oynardı. Örtünme, tesettür, dinsel bir zorunluluk gibi gösteriliyordu. Böylece çarşaf, peçe içine sokulan kadın toplumdan soyutlanıyordu. Oysa Türklerin tarihinde böyle bir uygulama yoktu. 1332-1333'lerde Anadolu'ya gelen ünlü gezgin İbni Batuta,
kadınların erkeklerden kaçmadıklarını, evden ayrılan misafirlerle vedalaştıklarını yazar seyahatnamesinde. Bu kadın sorununda cesur olalım. Kuşkuyu bırakalım. Açılsınlar. Onların dimalarını ciddi bilimler ve tekniklerle süsleyelim. Atatürk, erkeklerin şapka giymeleri için kanun çıkarırken, kadınların çarşafı ve peçeyi bırakmalarını, aşırı örtünmeden kaçınmalarını eğitimle sağlamayı amaçlamıştır. Ve 8 Şubat 1935'te yapılan seçimlerde ilk kadın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. Çağdaş Türkiye'nin fotoğrafı giderek netleşmektedir. Laiklik ilkesinin toplumsal yaşamın düzenlenmesinde etkili olabilmesi için 5 Şubat 1937'de Anayasa'nın 2. maddesine Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimcidir cümlesi eklenir. Geniş anlamıyla laiklik, devletin din işlerinin tam olarak dışında kalmasıdır. Atatürk devrimleriyle vatandaş dinini, mezhebini seçmekte, ibadetini istediği gibi yapmakta özgürdür. Buna kimse karışamaz. Aslında laikliğe karşı belli çevrelerin tepkisi tüm devrimlere ve cumhuriyete karşıdır. Çünkü Türk devriminin temeli laikliktir. Savaşların ve devrimlerin içinden yürüyüp gelen Atatürk'ün yüreği evrensel bir insan sevgisiyle doludur. Çanakkale'deki kitabede ve Avustralya'daki Onur Çeşmesi anıtında Çanakkale'de ölen yabancı askerlere Atatürk'ün şu seslenişi yazılıdır. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyorsunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evladımız olmuşlardır.